Şimdi ne oluyor? 2022, 2023 mi oluyor? Evet. Av evet. sezonu. Aynı öğrenciler gibi. Evet, evet. Okullar açıldı, şimdi balık sezonu açılıyor. Balık sezonu açıldı. Kaptanım seni tanıyalım. Ahmet Demirkan. Ahmet Demirkan. Kaç sene balıkçısınız? Yok ya, gayın sahibi. 30 sene. 30 senedir balıkçılık yapıyorsunuz. Geçen sene nasıldı? Geçen sene balık yoktu. 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 Geçen sene yani zararla kapattık. Peki bu sene ne olacak? Ne tahmin ediyorsunuz? Bu sene bilmiyoruz. Gözüküyor balık ama artık ne derece çıkar bilemeyiz. Allah bilir yani. Restoranlarda sordum. 110 lira ya bir palamut. Ya şimdi o palamut sezon başladığı zaman düşer aşağı. 110 lira şöyle o ne? Palamut şu anda turfanda olduğu için öyle. Evet. Biraz bol ışınca aşağı inecek yani fiyatlar. İner mi? İner. Ya Ereğli bir şey var yani, Ereğli balık kenti ama en pahalı balığı da Ereğliler yiyor. Yok. Yani. Neden bu? Her tarafta aynı. Abi şimdi biz bakıyoruz televizyonda. Ereğli, şimdi Ereğli'de balık var da öyle, başka yerde balık. Yok, Ankara'da balıkçıları gösteriyor. Hamsi 20 lira, Ereğli'ye bakıyorsun 30 lira. En iyi balığı, en taze balığı Ankara'da. Ereğli'de balık taze balık daha fazla olduğu için burası balığı çıkan yer. Onun onu biliyoruz. Biraz pahalı olur ama Ankara'ya gittiği zaman sevkiyat oluyor. Balık bir gün sonra yakalıyor. Haliyle biraz da fiyat düşebilir orada. Öyle mi? Tabii. Ya ilginç yani, Ereğli'yiz, Ereğli'lüyüz ama balığın pahalısını biz yiyoruz ya. Yok yok, pahalı değil. Şimdi turfanda olduğu için bu, şimdi ayın birinden sonra herkes balığa çıktı mı yüklü olarak buraya, balık geldiği zaman o fiyat düşecek bir kere. Peki bu madrabaz kaç kişi, kaç tane madrabaz var herhalde? Siz balıklar olarak yani madrabaza mı veriyorsunuz? Madrabaza. Madrabaz Z mi yani? Evet, komisyoncuya. Komisyoncu. Onun dışında satamıyor musunuz? Satarım ben. Benim balığıma karışamaz. He. Ben müşteri bulduğumu satarım. Evet. Siz niye madrabaza veriyorsunuz o zaman? Ama ben her zaman toptan veriyorum şimdi. Her ha, madrabazdan. Hiç kimseyle uğraşmıyorsun. Toptan tabii, verip gidiyorsun. Hemen getiriyorum. Ben balığı bırakıyorum. Tekrar gidiyorum denize. Balık tutma. Madrabaz komisyoncu sevkiyat yapar. Hı hı. Balığı dağıtır. Biz balığı dağıtamıyoruz. Biz balığı toptan çıkarmamız lazım. Evet. Elimizden. Yani biz öyle perakende satamıyoruz yani. Anladım. Ama komisyoncu bütün alıcılar oraya geliyor. Balık orada toplanıyor diye. Komisyoncu gelir, fiyat belirler. Anladım. Komisyoncu. Alıcılar da gelir oradan. İstediği, seçtiği balığı alır gider. Balığın yani, borsası gibi. Tabii. Siz de tanıyalım bu arada. Ben Osman Karakuş. Osman Karakuş. Evet. Dursun nesisin? Ben Dursun, benim amcamın torunu. Ha iyi. Karakuş değil mi? Karakuş. Ya. İşte Oğuz Dursun. Peki size de soralım mı? Ben Tayfa'yım. Tayfa mısınız? Daha kaç sene tayfasınız? Daha doğrusu şöyle, ben hem parkta çalışıyorum. Hem de yardım amaçlı. Ablamızın hobi amaçlı. Öyle ara sıra geliyor hobi buraya amaçlı. Takılıyor. Evet. Aynen. Bu sene en bereketli balık ne olacak? Vallahi bu sene yani havyar tuttu. Yani yani denizde güzel balık olduğunu var, onu biliyorsun. Ben bugün gezdim liman içini. Limanın her tarafı fıkır fıkır. İri iri kefal. Gördük. Çok kefal var. Evet. O kadar fazla kefal var ki. Ama palamut da çok. Hani palamutun denizde oynarken falan çekiyor. Herkes çekiyor. Mesela şeyden telefonlardan seyrediyoruz. Yani çok oynantı var. Bu sene bereket güzel. Evet. Yani havyar tuttu yani. Bu sene her balık olacak gibi gözüküyor. Bunun batıya kadar her tarafta balık gösterdi. Hava şartları da önemli. Sadece balığın çok olmasından ziyade hava şartları da önemli. Evet. Yani bütün etkenler var. Hava muhalefeti oluyor. Denize gidemiyorsun, bol tutamıyorsun. Balık her zaman burada olmaz. Palamut balığı göç hayvanı. Evet. Devamlı sürekli Karadeniz'de göç yapar. Birkaç tur atar. Zamanı geldiği zaman, deniz soğumaya başladığı zaman sıcak suyu arar. Boğaz'dan Marmara'ya, Marmara'dan Ege'ye. Hamsi de soğuk suyu arar değil mi? Hamsi kış balığı zaten. Kış balığı. O kış balığı. Lüfer Çinokop da soğuk suyu arar. O kış balığı. Hamsi kış balığı yani. Peki geçen sene balık niye bu kadar yoktu? Havyar tutmadı. Havyar tutmadı demek ne demek? Havyar yani balığın soğuk herhalde o geçti. Bu sene ılıman geçtiği için havyar tuttu. Palamut balığı Mayıs ayında Ege'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e çıkar havyar dökmek için. Torik balığı. Hı hı. Çıkar, havyarını döker. Ama bu havyarını döktükten sonra denizin oksijeni, denizin sıcaklığı bunlar uygunsa, dölleme tutarsa bu havyar tutuyor, balık bol oluyor. Peki bu trolden çok şikayet ediyorlar, troller. Bu trollerle alakası yok. Yok. Palamutun trolle alakası yok. O dip balığı, trolcu dip balığını. Sadece palamut için söylemedim.
Yani balıklarda sezonun verimsiz geçmesinin sebebi? Yok yok, o alakası yok. Zararı değil de en zararlı orta su. Ne demek o? Bir de trol gibi orta su var. İki gayıklan çekiliyor. Okuyor, şey dinleyenler anlasın diye soruyorum. Evet. Orta su. İki gayıklan çekiliyor. İki gayığın arasına ağ var. İki gayıya bağlı ağ. İki gayıklan arada mesafe kalıyor. Artık o ne varsa alıp götürüyor. Temizleyip götürüyor. Evet. Peki şey soracağım. Bu ticaret sanayi odası bir tane balık çiftliği kuracak. Nerede? Çiftlik, balık çiftliği kuruyor şimdi. Ama burada herkes karşı. Bu işe burada herkes karşı. Hayır, balık çiftliği nerede? Balık burada, burada çalıp balık çiftliği olacak bir yer yok ki. Ya onlar tespit etmişler, çalıştılar. Bizim gazeteye açıklama yaptı Aslan Kereş. Bir hava geldiği zaman onu alıp götürüyor. Onu zannetmiyorum ben öyle. Peki sizi etkiler mi? Sizi etkiler mi? Muhakkak tabii etkiler. Bizim avlandığımız bölgeye balık çiftliklerini kurarlarsa biz nerede avlanacağız? Açıklama yaptı şey TSO Başkanı. Çevreye zarar yok falan diye. Niye zarar yok çevreye mesela? O mesela yapılacak en uygun yer burada neresi var? Mesela Alaplı Akçakoca arası. Orada denize girme tesisleri var. Ben size soruyorum. Millet denize girmeye gidiyor orada. Kaç mil olarak açıklıyor? Ne kadar pisliği oluyor biliyor musun onun? Evet. Yemden bırakıyorlar. Onu Çevre Derneği açıkladı zaten. Kanser yaptığını, DNA'yı bozduğunu. Yem atılacak o balıklara sürekli. Evet. Orada kim denize girecek? Sonra burada kışın hava muhalefeti sert geçiyor. O havuzları orada nasıl zapt edecekler? Vallahi Trabzon'da falan yapmışlar. Koylar vardı. Koylara deniz girmeyen yerlere yaparlar. Balıkçılığı etkiler değil mi? Balıkçılığı etkiler derken balıkçıyı etkiler. Balıkçıyı etkiler. Tabii balıkçıyı etkiler. Zaten burada küçük balıkçının avlanma mesafesi belirli. Öyle her tarafa gidemiyorsun, uzak gidemiyorsun küçük balıkçı burada. Gittiği işte bu Ereğli Akçakoca. Bu taraftan da Zonguldak. Bu arada avlanıyorsun. Sen şimdi orada çiftlikleri kurduğun zaman tam yani küçük balıkçının avlanacağı yere o çünkü bayağı bir uzun birkaç kilometre boyu olacak onun. Nerede avlanacak bu balıkçı? Balıkçı denize ağ sardığı zaman akıtılan ağları gidecek havuzların üzerine doğru. Havuza da zarar verecek, balıkçıya da zarar verecek. Sıkıntı. Sıkıntı tabii. Yani şu anda zaten Ereğli bölgesi bütün balıkçı ona karşıdır yani. İstemez yani.